şanslılar. Öncelikle en şanslı bir yıl. ikizler burcundan sonra en iyi burç. En hayal kırıklığı yaşayacak olan burçlar. En hayal Dikkat kırıklığı. Dikkat etmesi gereken ee... diyelim her anlamda. Türkiye ve dünya nasıl bir yeni yıla hazırlanıyor? Biz şimdi o biraz kıtlığın olduğu bir döngüye girdik Ama bu Geçici bir süreç, yaklaşık bir hani... Bizi tehdit edecek, yine böyle eve kapatacak bir salgınla ilgili bir şey görüyor musunuz? Yok o. yani maddi anlamda gene zor bir yıl. Tamam. Hani ülkemizin dış siyaset anlamında çok kötü etkileri yok ama iç anlamda sıkıntılı bir süreç olacak yani hani maddi anlamda. Biraz böyle hani borsa tarzı spekülatif alanlardan kazanç sağlama noktasına dikkat etsinler. Biraz orada maddi anlamda kayıplar ve sıkıntılar yaşayabilirler. Efendim yeniden merhabalar İlk bölümü izlediyseniz Burcu Gürbüz Şen ikinci bölümde bizimle izlemediyseniz de lütfen gidin birinci bölümü izleyin ee, sonra gelin ikinci bölümü izleyin. Neyin sözünü vermiştik ikinci bölüm için? Evet 2024 yılı yani önümüzdeki bir süreç bir yıllık süreçte geleceklerini nasıl etkileyeceğini yorumlayacağım Burç Bazı'nda. Burç Bazı'nda o zaman başlayalım ben de hiç araya girmeyeyim. Evet. Ama on birini ıskalamayalım sonra o Burcu unuttunuz bu Burcu unuttunuz. Der izleyicimiz evet, de o yüzden de Burada direkt merak etmedimler. Tamam. Başlıyoruz. Koçlama. Koç koçlarıyla başlayalım. Ee, Kasım ayı itibariyle özellikle yurt dışı, yurt dışı ile ilgili işte seyahat, gezme bunlar olabilir. İşe aşırı odaklanacakları bir yıl olacak. Biraz böyle yalnız kalmak, biraz izole olmak isteyeceği iş dünyalarına daha böyle yönelmek isteyecekleri, kendi ilişkilerini de gözden geçirecekleri bir süreç olacak. Biraz sadeleşmek isteyecekler. Hayatlarındaki insanlar olsun işte işle alakalı durumlar olsun biraz böyle sadeleşmeye girecek koç burçları bu yıl. Ee, biraz kilo aldırabilir Jüpiter Mayıs'a kadar burada. O yüzden dikkat etsinler yediklerine içtiklerine böyle bir inanılmaz bir genişlediklerini hissedebilirler. Özen gösterirlerse sıkıntı olmayacaktır. Boğa burçlarına değinelim. Boğa burçları romantizm anlamında iyi bir süreçler. Aşk hayatları güzel görünüyor bu yıl. Arkadaş çevrelerinde genişleme, hobilerine daha fazla eğilip hatta hobilerini meslek haline getirebilirler. Alternatif başka alanlardan da maddi kazanç elde edebilirler. Ee, biraz böyle hani borsa tarzı spekülatif alanlardan kazanç sağlama noktasına dikkat etsinler. Biraz orada maddi anlamda kayıplar ve sıkıntılar yaşayabilirler. Daha dikkatli olsunlar bu noktada, daha garanti e, yatırımlara başvursunlar. İkizler Burcu'na baktığımızda aslında bu yılın özellikle 2024'ün en şanslı Burcu diyebilirim İkizler. Çünkü İkizler Burcu'nda kariyerde yükselme, terfi alabilirler. Eğer işe girmek istedikleri, niyet ettikleri bir şey varsa 2024 yılı onlara getirecek bunu. Ev almaya niyetlenebilirler. O yüzden ev alma anlamında da onlar için güzel bir süreç. Yengeç burçlarına baktığımızda yengeç burçları çok daha böyle dini, manevi, ruhani bir boyuta geçecekler 2024 yılında. Kardeş ve yakın çevreyle ilgili bazı olumlu gelişmeler, güzel şeyler olabilir. Belki kardeşleriyle bir iş yapma, kardeşlerinin evlenmesi, bekar varsa bu tarz bir etki olabilir 2024 yılında. Dediğim gibi bazı dini ve manevi değerlerini sorgulayabilirler. Eski inanç kalıp düşünce yapılarında değişme söz konusu olabilir. Aslan burçlarına geçtiğimizde, Aslan burçları biraz evlilikleriyle ilgili bir süredir zorlanıyordu. Çünkü Satürn Ocak ayında onların evlilik evine girdi. Evlilikle ilgili önemli dönüşümler olacak. Yani o krizleri atlatırlarsa daha sağlam, daha güzel bir evlilik hayatları görünüyor. Umarım hani farkındalıkları yüksek olur. Neyi neden yaptıklarını, yanlışın nerede olduğunu iki tarafta görür. Daha güzel, daha güçlü bir şekilde devam eder evlilikleri. Yoksa biraz orada sıkıntılar var. Bunun dışında daha böyle farkındalığı yüksek olan aslanlar için daha olumlu gelişmeler olacak. Yani miras gelebilir. Biraz krizlerle gelen dönüşümler var onlar için. E, ama miras güzel görünüyor onlar için. Yani kendi kazançları dışında bir alandan para gelme durumu var. İşte baba olabilir, iş yerinde promosyon tarzı bir şey olabilir. O yüzden güzel onlar beklemedikleri için. Beklemedikleri bir, bir kazanca kavuşuyorlar. Evet evet beklemedikleri bir kazanç söz konusu. Başak boşları geçtiğimiz sürecin en zorlananı başaklardı. Artık şükürler olsun o dönemi Bitiriyorlar. Krizler, krizler, sürekli krizler yaşıyorlardı. Özellikle evlilik hayatlarında e, işte gizli saklı çevrilen şeylerin ortaya çıkması. Bunlarla ilgili bazı zorlu süreçleri vardı. Bekir olanlar evlenebilir. Yedinci evlerinde güzel bir gezegen etkisi var. E, i̇lişkisel anlamda güzel bir döneme giriyorlar artık sonunda Başak Burçları. Terazi Burçları ise evlenme ihtimali... Hala terazi burçları için geçerli. Başaklar gibi onlar için de güzel bir süreç evlilik için. iş ortamında bazı zorlanmalar olabilir. Ee, gene koçlar için böyle işe aşırı odaklanma, aşırı çalışma durumları var. Eğer böyle mahkeme bekledikleri bir sonuç varsa e, önümüzdeki süreçte sonuçlanacak onlar için. Olumluya dönecek. Akrep burçları. Akrep burçları da iş hayatlarında çok sorunlar ve sıkıntılar yaşadılar. Artık bitiyor çok şükür. Çünkü beşinci evlerine geçiş yapıyor Rahu. Bu da. Ee, akrep borçları için güzel bir dönem borsa tarzı böyle spekülatif alanlardan şans oyunları tarih oyunları şansları açık Bu noktalara e, akıllı ve mantıklı yatırım yaparlarsa ciddi kazanç elde edecekler 2024 yılında Eğer böyle kitap çıkarmadır böyle sanatsal bir faaliyet yapma niyeti olan akrepler varsa çok güzel bir dönem Gerçekten e, niyet etsinler yani 2024 yılını güzel geçirsinler verimli geçirsinler yıldızları parlayacak bu konuda Yay burçlarına baktığımda yay burçları da çocuk sahibi olmak isteyenler için muhteşem bir süreç. Yani eğer niyetiniz varsa hamilelik gibi yoksa da dikkat edin bence. Çünkü yay burçları için inanılmaz derecede gökyüzü destekleyecek çocuk sahibi olmayı. Gene taşınabilirler, şehir değişikliği verebilir. Biraz iş hayatından bunalıp daha böyle inzivaya çekilmek isteyebilirler. Ama onlar için de güzel bir süreç. Yani yay burçları ikizler burcundan sonra en iyi burç 2024'ün en terlisi yay burcu diyebilirim. Oğlak burcuna baktığımda oğlak burçları da maddi konularda zorlanabilirler. Ee, ev alabilirler ee, bu güzel ama maddi anlamda biraz dikkat etmeleri lazım bir süre zorlanacaklar. Gene iç mutluluklarında ve cesaretlerinde artış söz konusu bu güzel bir etki onlar için. Ee, kova burçlarına baktığımda kova burçlarında da sıra dışı bir para kazanma potansiyeli var. Kova burçları para noktasında e, 2024'ün en şanslısı olacak. Önümüzdeki sürecin en zengini kovalar diyebiliriz. Gene ele aldıkları her konuda aşırı derinleşecekleri bir süreç. Özellikle sosyal medya tarzı işlerle uğraşan kovalar varsa 2024 yılında abansınlar inanılmaz derecede geniş kitlelere ulaşacaklar. Son olarak balık burçlarına bakalım. Balık burçlarını da e, birinci evinde Rahu, ikinci evinde Jüpiter var. Kendilerine çok fazla odaklanacaklar. Yani e, artık bende varım, kendimi düşüneceğim. Önce kendime yatırım yapacağım. İşte spora başlayabilirler, diyetler yapabilirler. Hem fiziksel hem zihinsel, hem mantel, mental olarak kendilerine inanılmaz yatırım yapacaklar. Aslında onlar için de ruhsal anlamda çok güzel bir süreç. Ruhsal ve psikolojik anlamda ciddi anlamda zenginleşme yaşayacak balık burçları da. Ama benim soracaklarım var. Şöyle bir toparlama adına aslında bunu soracağım. Grup grup gidebiliriz. En şanslılar Önceki en şanslı bir yıl. ikizler ve yay. İkizler evet. ve yay. En evet. şanslı. Şanslan kastınız hayatın her alanıyla mı ilgili? Tabii tabii. Yani e, yıldızları paylayacak. Yani niyet ettikleri her işte büyüme söz konusu. 2024 ve iş hangi Burcu'nun yılı desem? İkizler, i̇kizler ve yay mı? Dansınız? İkizler yayı da katalım. Para anlamında da kova'yı katalım. Ha En Para kazananı en rahatlayacak bu anlamda ilim Tabii. ulaşacak olanı diye soracaktım. Evet. Kova dediğiniz. Kova, evet evet. Ee, peki. En aşk, <laughs> aşk anlamında boğa diyelim. Boğa. Evet, boğa başak ve terazide de var ama en e, o noktada haritası destekleyen boğalar. Kimler en şanssız demek de istemiyorum da zorlanacakları evet. bir yıla giriyor. Yani biraz böyle e, aslanlar zorlanacak özellikle evlilikle ilgili konularda biraz evli olanlar, ikili ilişkide olanlar, ortaklı iş yapanlar biraz zorlanacak aslanlar. Aslanlar. Evet, onlar biraz bir daha yılın zorlananları bulacağız evet, zorlanabilirler. zorlanabilirler. Ee, peki en hayal kırıklığı yaşayacak olan burçlar? En hayal dikkat kırıklığı dikkat etmesi gereken e diyelim her anlamda. Koç burçları biraz kendilerini depresif hissedebilirler. ...biraz böyle e, geçmişin hüznünü üstünde taşıyabilirler. Onu yaşadım, bunu yaşadım. Çünkü 12. evlerine Rahu girecek. Bilim şartlarındaki korkular, kaygılar biraz daha büyüyecek onlarda. Bunu da çözsünler diye büyüyecek aslında. Diyecek ki yani benim hayatımda bir şeyler iyi gitmiyor. Niye iyi gitmiyor? Neden iyi gitmiyor? Araştırdıkça, derinleştirecek, görecekler. Bunu yaşadım ve bu benim hayatımda bunu etkiledi. Biraz onun hüznünü taşıdıktan sonra diyecekler ki artık bunu değiştirme vakti. Ciddi bir dönüşüm süreci içerisine girecekler. Kendileriyle ilgili ciddi bir restorasyon var Koçburçları için... Benim unuttuğum işi şey var mı? Sağlık anlamında en zorlanacaklar dikkat etmesi gerekenler. Ee, yani sağlık anlamında baktığımda biraz dediğim gibi koçların bir miktar sıkıntısı var. Biraz başaklar e, çok zorlanmıştı. Başaklar da biraz sağlık ve saatlerine dikkat edebilirler önümüzdeki süreçlerde. Uzun süredir böyle sıkıntıda olup ferahlayacak başaklar. burçlar var mı? Başaklar çok sıkıntıdaydı. Artık, ferahlayacak. Evet. Biraz sağlıklarına dikkat etsinler ferahlayacaklar. Kendilerini çok hırpalamasınlar. alamasınlar. <laughs> Türkiye ve dünyayı soracağım ama şu hatırlatmayı da bir kere daha yapmak isterim. İlk bölümde Burcu Gürbüzçen şey demişti yani ben medikastroloğum ve burçlar değişti. Evet. Hatta bana demiş ki siz boğa değil koçsunuz demişti. E, onun da biz nasıl yeni burcunuzu öğrenip hesaplayacağınızı e, size bir tüyosunu vermiştik. Bu videoya da koyalım. Evet. evet. Burcu Gürbüzçen'in bir YouTube videosu var. Orada yeni burcunuzu nasıl öğreneceğinizi anlatıyor. Hesaplamayı çok basit evet. diyor. Yükselen burçlarına göre dinlerlerse daha da faydalı olur. Peki biz şimdi açıklamaya yeni burcunuzu öğreneceğiniz... ...Burcu Gürbüzşen'in <laughs> videosunun linkini koyuyoruz. Lütfen ona göre bir daha dinleyin o evet, zaman. yani. öyle ona e, göre dinleyin. Ben, benim boğa diye düşünmeyin. Bakın benim boğa değilmiş, koçmuş yani. Evet. Çünkü diyor hiçbir şey sabit kalmıyor. Senin burcun da diyor sabit kalamaz evet. diyor. Kutup yıldızı evet. vardı. E, Değişler yapılırken. Tabii. Tuğanlı polaris oldu mesela başka şu an. bir yıldız oldu o diyor evet ee, hiçbir şey aynı kalmıyor yani evet. anladığım Hareketli kadarıyla Evrende Türkiye ve dünya nasıl bir yeni yıla hazırlanıyor diye sorsam önce ülkemizden başlayarak sonra dünyaya giderek bir de çok önemli bir şey sormak istiyorum sizin yorumlarınızdan önce şimdi dünyada farklı noktalardan ülkemizde de farklı noktalardan daha lambarları yanıyor buday tarlaları yakılıyor. Dünyayı acaba diyorum yeni yılda ya da yeni dönemde açlıkla mı terbiye edecekler Burcu Gürbüzşen? Tabii. Baktığınız zaman evet, gökyüzüne evet. bununla ilgili bir takım alametler görüyor var, musunuz? Var var. Yani gökyüzünde de örnek vermiştim ya Hazreti işte Musa Aleyhisselam'dan 7 yıl kıtlık, evet. 7 yıl bolluk olduğundan bahsetmiştim. Dünyanın da gökyüzünde kendi içerisinde bir sistemi var. Belli döngüler yaşıyorlar belli yıllar arasında. Biz şimdi o biraz kıtlığın olduğu bir döngüye girdik. Ama bu Geçici bir süreç. Yaklaşık bir hani beş sene gibi bir bir miktar bununla zorlanabilir. Bir de odamı biraz gençlere çevirdiğim için gençler için yani beşinci ev, dünyanın beşinci ev ile ilgili sorunlar var. Gençleri temsil eden dokuzuncu ev gene biraz sıkıntılı gezegen noktaları var. Gençlerin üzerine çok oynayacaklar. Ama ülkemizde bu noktada tedbir almak için elinden gelen şeyi gösterecek. Yani hani gençlerimizi korumak adına gençlerimizin Hı -hı. akıl sağlığı, ruh sağlığı, mental sağlığı, gelecekleriyle ilgili. Hani bazı Dünyada mı böyle dünyada, bir etki var? Evet, evet. Yani dünyada sıkıntılı genç üzerine. Evet. psikolojik kötü oynanacak. Evet, e, sıkıntılı durumlar var ama inşallah bizim bizim farkındalığımız, anne babaların bilinçli olması bunların vesilesiyle kolay atlatacağız. Yani boşuna yakılmıyor o tarlalar tabii, hatta tabii. bir takım dünyada planları yapanların kurgulayanların da Gökyüzünü takip ettikleri ve ona göre hareket ettikleri... Tabii tabii tabii, tabii, tabii. yani belli dönemler mesela işte fare artışında inanılmaz bir işte o e, veba salgınları bilmem neler Hı -hı. gökyüzünde. Bunun gökyüzünün artırdığı bir o patlamalar işte keneler hep gökyüzüyle bağlantılı. Bunun belli döngüleri var. İşte fare işte veba salgını artıyor. kitlesel halde insanlar ölüyor. Bir anda insan nüfusu azalıyor. Bir anda tam tersi insan nüfusu artıyor. Yani dünyada kendi içerisinde bir gökyüzünü takip ederek baktığımız bir etkisel alanı var. Bu da onun gibi bir döngü aslında. Bir kıtlık var süreci var, yaşayabiliriz. Evet. Bunu söylediğinizde hep yanlış anlıyorsunuz. Bu coğrafyada kıtlık olmayacağını, ne evet, evet. kadar bereketli, bereketli olduğunu biz de biliyoruz da. Hani bir tarafta da bir şeyleri kurgulayanlar, buğday tarlalarını, tavuk ambarlarını evet. yakanlar var. Dünyada peşi sıra bu haberler geliyor. İşte bu Hawaii'de bir yangın çıkmış. Yani olay sadece yangın diyemeyiz. ya Sanki böyle bir. O kasabaya bomba atılmış İnanılmaz gibi artık bir şekilde. Teknoloji de çok acayip boyutlara geldiği için bazı evet. şeylerin doğal olmadığını tabii, tabii. E, sorguluyoruz, düşünüyoruz. Haklısınız. İşte işte yaşadığımız o salgın süreciyle ilgili de yeni yeni böyle versiyonları çıktı. E, o salgın bazı kelimeleri kullanamadığımız için YouTube'da anlıyor izleyicilerimiz. Hı hı. Bizi tehdit edecek, yine böyle eve kapatacak. Yok. Bir salgınla ilgili bir şey görüyor musunuz? Yok, gökyüzünde? ortalama 100 sene civarı oluyor bu salgınlar. Gökyüzünü etkileyen bazı gezegen oluşumları onu atlattık. Onu bu vadede bu kadar büyük bir salgın şu an yok. En e, spesifik gördüğünüz gökyüzünde sıkıntılı bir alamet var mı önümüzdeki yıllarda, günlerde? Ee, belki böyle 2027 senesi sıkıntılı geçebilir. Ee, o 2027 senesi de yani insanların sağlığını ciddi anlamda etkileyecek. Ee, bilemiyorum bu hani salgın gibi görünmüyor da hani salgın anlamında değil ama belki böyle gıda su insanları hani etkileyecek bir nüfus azalması durumu 2027 yılında çok yoğun görünüyor İnşallah hayırlı bakınması hayırlısı evet. olsun biz duamızı edeceğiz Allah biz ama bu e, insan ve dünya ile ilgili planlananları da bileceğiz Farkında Ay dinlemek da. istemiyorum bu işte e, çağırmayım değil. Yani, yani artık evet. böyle gözümüzü dört açmamız gereken bir dünyada olduğumuzu düşünüyorum ben. Katılıyorum. E, 2024 en azından geride kalan yılların o e, kötücül enerjisini attıracak daha ferah, daha güzel, daha umutlu bir yıl diyebiliyor muyuz şimdiden? Yani maddi anlamda gene zor bir yıl. Tamam. Hani ülkemizin dış... Siyaset anlamında çok kötü etkileri yok ama iç anlamda sıkıntılı bir süreç olacak yani hani maddi anlamda işte çok böyle dengeler değişti değişiyor hala o hala tam oturmadı yani paranın bir tarafta çok artması bir tarafta birinden çok azalması bu uçurumlar 2024 yılında da biraz devam edecek yani Mayıs ayına kadar görünüyor ama Mayıs'tan sonra biraz daha dengelenecek her anlamda yani o hareketlenmeler çünkü çok hızlı bir anlamda gördünüz yani ev fiyatlarının artışı işte her şeyin 4-5 katına çıkması. Yani aslında Türkiye'deki ya da dünyadaki para değişmiyor aynı ama el değiştiriyor. Sendeki azalıp diğerinki artıyor mesela bakınca para aynı para. Ama işte bu uçurum farklılık biraz azalacak artık Mayıs'tan sonra. Biraz daha piyasalar hani normale dönecek fiyat artışları. Ama hala o şişkinlik 2024'ün Nisan ayına Mayıs ayına kadar devam edeceği görülüyor. Biraz maddi konularda dikkatli olsun. Ha, evet, Gerek Ekonomik... sarcamalara, e, israfa bir şey de çok fazla yani biraz israf da yapıyoruz yani fazla suyu harcarken her noktada bunlar çok önemli noktalar. Biraz özen göstersin. Bu hoyratçı, aynen kullanmayız Bu da bir herkesin sınırsız değil. kendine sınırsız öz eleştirisi olsun. E, çok borçlanmayın diyor kimi konuklarımız evet, evet özellikle bu bence diyor. de borçlanmasınlar. E, biraz daha e, harcamalarına harcamalarını özen göstersin. İhtiyaç mı istek diyor. mi baksınlar aldıkları şeyde. Bazen ihtiyaç zannettiğimiz çoğu şeyin sadece bir istekten ibaret olduğunu görüyoruz. Çünkü 2024'ün ikinci yarısına kadar ekonomik zorlanma sürecek. Dalgalanmalar hala devam ediyor. Bunun dışında ama ya 2024 geride kalan, 2019'dan bu yana tuhaf bir çok olaylar silsilesin diye. Doğru ya. doğru evet. Ben hep diyorum aynı şeyi söyleyeceğim. Ah yeni yıl geldi tamam şahane bu yıl daha güzel olacak diyoruz. Ee, Gelen gideni öğretiyor. <gülüyor> <gülüyor> 2024 bizi biraz şöyle şey anlatacak Türkiye'nin yükseleni de ikizler. <laughs> ve Türkiye'nin şu an Kasım ayına kadar zaten Satürn'ün ve Güneş'in üzerinden Kevtu dediğimiz çok zor bir gezegen geçti. Şükürler olsun artık onu rahat bırakacak. Hmm. Ve şu an daha böyle onun için dördüncü yani gayrimenkulleri sembolize eden bir yere girecek. Yine gayrimenkullerde de enteresan şeyler olabilir beklenmedik. Hani artışlar, bilmiyorum belki azalmalar. Yani dördüncü evle ilgili ciddi bir şey var, gösterge var. Ee, ama rahat olunca eve girecek. 10. evde böyle Türkiye'nin böyle kariyeriyle ilgili yani biraz dış siyaseti, yabancıları da gösteren bir etki olduğu için böyle yeni anlaşmalar, işte yeni böyle büyümesine yönelik e, güzel böyle imkanlar olacak Türkiye için. Ama iç anlamda gene Biraz hani biz halk olarak zorlandığımızı görüyoruz. Hani ülke olarak daha böyle büyüyebileceğimiz dış anlamda, ticaret anlamında görüyorum. Ama iç anlamda hala dalgalanma devam ediyor. Burcu Gürbüzcan iki bölüm için de çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle izleyicilerimiz size nasıl ulaşsınlar onları da söyleyeyim. Bir kere daha tekrar edelim. Tabii Instagram'dan kadim astroloji ilmi olarak aradıklarında direkt zaten benim sayfama ulaşırlar. E, oradan irtibata... Geçiyorum. Mümkün mertebe. Herkesin mesajını cevaplıyorum. Yetişebildiğim kadarıyla. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Harika bir iki bölümdü Burcu Gürbüz Şen'le. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.